Eski kulağa kesiklerden, böyle becerikli, işbirleri, kırak zekalı olmakla birlikte bu meziyetini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan, bu arada ufak tefek kaçamaklarla da kendisine çıkar sağlayan kişilerden bahsederken kullandığımız bir deyimimiz vardır. İşte eski kulağa kesiklerden dediğimiz, bu deyimin dilimizdeki varlığı 16. asırın başlarına, Hacı Bektaşi Veli zamanına kadar uzanıyor. Bilindiği gibi Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin kurduğu tarikat Bektaşi'ye Yeniçerilerin resmi tarikatı olmuş ve asker ocağına girenler genellikle bu tarikat adabınca yaşamışlardır. Ancak Yeniçeriliğin daha ilk dönemlerinden itibaren devşirme sisteminden beslenmesi tarikatın da böyle yozlaşmasını hızlandırmış ve Yeniçeriler arasında Bektaşi geleneğine uymayan davranış ve hayat tarzları Hoşgörüyle karşılıp hani böyle giderek tarikat düsturlarındanmış gibi e, algılanmaya yol açmıştır. Mesela rivayete göre e, Bektaşiliğe girmeyi kabul eden e, işte onu sevenlere e, tarikatın şartları açıklanıyor. Bunlara uyacaklarına dair bir söz alındıktan sonra şeyh tarafından bazı küçük nasihatler veriliyor. Ve tekkenin e, kapı eşiğinde e, kulaklarından birine bir delik açılıyor. Halka biçiminde bir küpe takılıyormuş. Kulağına küpü olsun sözü de buradan geliyor da olabilir. Eski kaynaklıların e, Menguş ismiyle kaydettikleri bu küpe e, artık o Muhibbi'nin e, artık derviş olacağına bir işaretle kulağından Hazreti Ali'ye bağlı olduğunu sembolize ediyor. E, nitekim Yavuz Sultan Selim'in kulağındaki Menguş'un da Bektaşi sembolü olduğunu söyleyenler vardır. Yeniçerilerin... E, belli bir yaşa kadar evlenmeleri yasak olduğundan bu küpe zamanla e, onların bekar yaşamayı kabul ettiklerine kabul ettiklerinden böyle kinaye olarak anılmış ve kulağa e, küpeli dolaşan biri yeniçerinin e, artık hani evlenmeyeceğine inanılır olmuş. Kulağını deldirmek e, artık hani sadakatini, e, bağlılığını e, verdiği anlamına geliyor. Ve şeyh eşiğine baş koyup kulağını deldirenlerin de e, artık kendilerine telkin edilen şeylerin bütün davranışlarına, yasaklarına e, uyacakları anlaşılıyor. Ne var ki insanoğlu nefis sahibi olmak. E, Hasebiyle sık sık ikrardan dönülebilir tabii ki. İşte gel zaman git zaman e, tarikata girerken e, işte bir söz veriyorlar. kulağını deldiren dervişlerden bazıları e, zaman içerisinde işte kaçamak, evlilikler yap, yaparak işte yol yordamı e, azdırdıklarından Balım Sultan e, bunları huzuruna çağırıyor. İşte bunların keyfiyetini öğrenmek istiyor. İçlerinden birkaçı vaziyeti inkara kalkışınca da onlara ders olsun diye kulaklarındaki menguşları çekip alıyor. Tabi bu esnada kulak memeleri de yırtılmış oluyor. Bilare halk bunların eskiden bektaşı olduklarından sonra işte eski kulağı kesik, eski kulağı kesiklerden diye söylemeye başlıyorlar. İşte sonraki zamanlarda bu cümleler de birer deyim haline geliyor, umumileşiyor ve herkes tarafından herkes hakkında artık kullanılır oluyor.